Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için hazır yufkayla muhteşem bir börek tarifi paylaştım. Yapımı son derecede kolay, pratik ve de lezzetli bir börek tarifidir. Hemen bu böreği şipşak yapacaksınız ve tattıktan sonra bildiğiniz bütün börek tariflerini unutacaksınız. Bu kadar iddialıyım. Deneyen herkes çok beğenecek. Şimdi hemen bütün püf noktalarıyla tarifime başlıyorum. Börek tarifim için kullanacağım hemen iç malzemesini hazırladım. Burada ortama 300-400 gram civarında lor peyniri var. Lor peynirini yerine tabii ki de istediğiniz peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz. Bir miktar da maydanoz. Ve tarifim için toplamda 40 cm çapında bir tepsi kullandım ve tepsinin her tarafını bol miktarda yağladım. Hatta alt tarafına da bir miktar tereyağı bıraktım. Yufkaları sürmek için toplamda yarım su bardağı ayçiçek yağı kullanacağım. Hemen ayçiçek yağını kenara alıp yufkaları hazırlamaya başlıyorum. Tarifim için toplamda 4 tane yufka kullanacağım. Yufkaların taze olması çok çok önemlidir. Ben yufkayı dün aldığım için birazcık birbirine yapışmış. Şöyle hemen vurarak açtım ve hemen tezgaha bir tane yufkayı serdim. Biraz sonra göreceksiniz gerçekten de şıpşak hemen bu böreği hazırlayacağım. Tattığınız zaman iyi ki de yapmışım iyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz. Gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya beğeni attığınız için herkese teker teker çok teşekkür ediyorum. Çünkü yeni videoya yayınlamam için beğeniler benim için çok çok önemli. bir tane yufkaya bol miktarda ayçiçek yağı sürdüm ve bol miktarda yine lor peyniri koyduktan sonra şimdi ellerimle yufkayı hemen katlıyorum. Evet katlama işimi yaptıktan sonra şimdi hemen bir bıçakla uçlarını alıyorum. Bu uçlarını diğer yufkanın içerisine koyabilirsiniz. Çok fazla büyük olmamak şartıyla aynen bu şekilde küçük küçük kesebilirsiniz. yufkaları küçük küçük kestikten sonra yağlamış olduğum tepsiye hepsini şimdi dizmeye başlıyorum. İşte bu kadar basit. Bundan sonraki işlemleri de bu şekilde tamamladıktan sonra sadece fırında 175 derecelik bir fırın ayarında ortalama bir 20 dakika bu tepsiyi pişireceğim. Ardından da sos tekrar fırına vereceğim. Biraz sonra detaylı bir şekilde bu işlemleri göstereceğim. Bu sayede gerçekten de fark yaratan lezzetiyle muhteşem bir börek yapmış olacaksınız. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese yine yeniden teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ve yine hızlı bir şekilde bir tane daha yufkayı nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum. yufkaya bol miktarda ayçiçek yağı sürüyorum. Toplamda 4 tane yufka için yarım su bardağı ayçiçek yağı yeterli olacaktır. Yarısına kadar malzemesini koyduktan sonra şimdi hemen yufkayı ikiye katlıyorum hafifçe bası uygulayarak ellerimle birazcık bastırdım ki pileler düzgün olsun diye ve şimdi hemen ellerimle katlamaya başlıyorum. katlama işleminden sonra hemen bir bıçak yardımıyla küçük küçük kesim ve tepsiye dizmeye devam ediyorum. İşte yapımı bu kadar kolay ve pratik. Sadece 2-3 dakikanın içerisinde tepsiyi hazırladım. Şimdi bu tepsiyi fırına vereceğim. 175 derecelik fırın ayarında hiçbir şekilde yağ sürmeden ve soslamadan ortalama 20 dakika boyunca pişireceğim. Ardından da tepsiyi fırından çıkartacağım. ve tepsiyi fırından çıkarttım. 175 derecelik fırın ayarında ortalama 20 dakika boyunca yufkalar kızardı. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Hafifçe pembeleşmesi yeterlidir. Tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra soğumasını bekleyeceğim. Ve ardından da sosunu ilave edeceğim. Ve şimdi hemen hızlı bir şekilde sosunu da hazırlamaya başlıyorum. Bir kaseye toplamda 5 yemek kaşığı dolusu kadar yoğurt aldım. Yani ortalama 400 gram civarında yoğurt aldım ve hemen bir karıştırıcı yardımıyla yoğurdu iyice çırpıyorum. Burası çok çok önemlidir. Çok iyi bir şekilde çırpılmış olması gerekiyor. Ardından 3 tane yumurta, yarım su bardağından birazcık az ayçiçek yağı, 1,5 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı silme karbonat ilavesi yaptım ve şimdi ben bir çırpıcı yardımıyla yine ipek gibi olana kadar güzelce çırpacağım. Ardından da soğumuş olan yufkaların üstüne dökeceğim. Ve artık tepsi tamamen soğumuştu. Şimdi hazırlamış olduğum sosu dökeceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi fırında ilk fırına verdiğimde hafifçe kızarması yeterlidir. Daha fazla kızarmasına gerek yoktur. Ve şimdi hazırlamış olduğum bol yoğurtlu sosu yufkaların üstüne döküyorum. Bu arada yerken kesinlikle içinde yumurta kokusu olmayacaktır. Zaten bol yoğurt olduğu için kesinlikle yumurta Sosun tamamını döktükten sonra yaklaşık olarak 1 saat boyunca soslu bir şekilde bu tepsiyi dinlendireceğim ve ardından da hemen fırına vereceğim pişmesi için. Sosunu döktükten sonra toplamda 1 saat boyunca soslu bir şekilde tepsiyi dinlendirdim ve artık bu tepsiyi fırına veriyorum böreğin pişmesi için. Artık tepsiyi fırından çıkarttım. 175 derecelik fırın ayarında ortalama 35 dakikanın içerisinde nar gibi kızardı. Ve şimdi üstünü örterek 15 dakika veya 20 dakika boyunca dinlendirdim. Mutlaka üstünü fırından çıkarttıktan sonra örtelim ki börek pamuk gibi olsun diye. Birazcık soğuduktan sonra şimdi hemen bir bıçak yardımıyla kesmeye başlıyorum. fırından çıkartır çıkartmaz hemen üstünü örttüm ve görmüş olduğunuz gibi börek de yumuşacık oldu. Yaklaşık olarak 15-20 dakika boyunca dinlendirdim ve hemen kesimine başlıyorum. Gerçekten de hayatınızda yediğiniz en lezzetli börek tarifi olacaktır. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla bu böreği yapabilirsiniz. bir dilimini alarak şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi o kadar sos kullanmamıza rağmen içi asla hamur değil ve de yumuşacık. Peynirlerle de buluşunca gerçekten de şahane bir börek yapmış olacaksınız. Şöyle hemen servis tabağına gösterip içinde yine daha detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Hem rengi çok güzel. Hem de görmüş olduğunuz gibi yumuşacık. Sosunu da çok güzel çekti. Tabii ki de ben tam soğumadan hemen kestim. Ve sizlere göstermek istiyorum. Bakın buna rağmen içi asla hamur değil. Ve de yumuşacık oldu. Altı da çok güzel bir şekilde kızardı. Ve de üstü de çok güzel kızardı. E, sosunu da tamamen çekti. Ve asla yumurta kokusu yok. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten de yediğiniz en lezzetli börek tarifi olacaktır. Bu kadar iddialıyım. Şu anda gerçekten de yemelere doyamıyorum. Böylesine pratik, lezzetli ve kolay bir tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoya beğeni attığınız için yeniden herkese teker teker teşekkür ederek vedalaşmak istiyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.